İncilere geçelim ve artık bağlayalım diyorum. Arkadaşlar, Doğan, ilk inci senden. Valla o gün bayağı bir konuşuldu. Konuşulması da normaldi. Ben hatırlatıyorum sadece. Bu bir inci sayılmaz o anlamda. AKP'nin kurucularından Ayşe Böhür'e bir tweet atmıştı. Hani bu malum işte sokağa çıkma yasaklarının, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının başladığı gün insanlar mağazalara, marketlere saldırdılar falan filan tartışması yaşanırken. Hani kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Şöyle diyor Ayşe Böhürler. Yazık. Ayşe Böhürler'e de yazık yani. CNN Türk'te uzman bu akşam bu kalabalığa karışanlar şüpheli temastalar. Bu nedenle 12 gün evde karantinada kalmalılar diyor. 2 günde kimse aç kalmazdı. 2 günde kimse aç kalmazdı. Hele de bir Türk'ün evinde, Türk'ün evinde vurgusuna da dikkatinizi çekerim. İllaki buzluğu, kileri doludur. Doludur diyor. Hayretler için diyeyim. 2 günde kimse aç kalmaz Türkiye'de malum. Çünkü illaki buzluğu ve kileri doludur onların. Hayretler içerisinde Ayşe Böhürler muhtemelen TRT'den, belediyeden yüz binlerce dolarlık ihaleler almadığı için herkes kileri dolu olmayabilir diye hatırlatma yapmak geliyor insan içinden. Alemi nasıl biliyorsun? Kendin gibi bilirim. Hani bu halktan ve toplumdan kopukluğunun en net göstergelerinden biriydi. Yetmedi. Hani bu tepeden bakış, halka anlamama meselesi bir yana, sana ilave olarak incine ayı dedi ya sabah gazetesi yazarı vatandaşa, sokağa çıkan vatandaşlara ki 2 milyon 241 hane çıkmış, o gün rakam Ya saymışlar. 2 göbeğini milyon. kaşıyan adama doğru gidiyor AKP iktidarı. Bizi desteklemeyen herkes göbeğini Hayır. kaşıyan adamlara doğru koşa koşa gidiyor yani. Ve şimdi bu insanlara ayı diyen Sabah gazetesi, ki hükümetin, AKP'nin amiral gazetesi. Ve başında da işte Berat Albayrak, Serhat Albayrak, onlar var. Şimdi ve bu yazar hala öyle devam ediyorsa bu hükümetin tercihidir. Ayı sözüne onayı anlamına da gelir. Ve adamlar bu şekilde, artık senin de dediğin gibi, göbeğini kaşıyan adama doğru, belki onlar o aşamayı geçtiler bile, ayı dememişlerdi. Göbeğini kaşıyan adam denmişti. Bu biraz daha kibarca bir üsluptu. Ağır bir üslup ama kibarca ifade edilmişti. Ayı denmemişti vatandaşa. Bu yeni bir durum. Bu rejim esnasında. Evet. Adem. Senin incini dinliyoruz. Sesin kesildi, duyamadım bir an için. Ha, benim sesim geliyor madem. Ha tamam, okey, tamam, Tamam. geliyor Bugün şimdi. çok kötü internetimiz, evet. Evet, maalesef bir takım sorunlar oldu şu internette. Şöyle, iğrenç bir haber Anadolu Ajansı tarafından haberleştirilmiş. Diyor ki haber, erken yaşta evlenen kadının eşinin cezaevinden çıkacağı günü bekliyor. Kadın erken yaşta evlenmiş, eşinin cezaevinden. İşte af yasasına güzellemeler yapıyorlar ya günlerdir. Af yasası bu tip düzeltinden. Ya 14 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. 14 yaşında bir çocuğun evlenmesi meselesini erken yaşta evlenen kadın diye haberleştiren Anadolu Ajansı. Fazla yorum yapmaya gerek yok. Allah belanızı versin deyip konuyu kapatıyorum. Evet. Buna yakın bir inci de benden olsun. Biliyor musun? Geber demek ironiymiş. Hani bu yasa tasarısı mecliste konuşulurken infazla alakalı, infaz indirimi, gebersinler diye bağırmıştı bir veya birkaç AKP'li orada. Bu fikir suçluları tırnak içerisinde veya rehinelerden bahsediyoruz. Bu isimler bahsedildiğinde, ne olsunlar, onlar ölsünler mi orada diye dendiğinde, gebersinler diye bağırmışlardı ve bu da zabıtlara girmişti. Bunun üzerine CHP ve HDP üzerine gitti bunun. Bunun üzerine gidilsin, soruşturulsun diye. Daha sonra AKP grup başkan vekili bir açıklama yaptı. Bu konuştuk biz o arkadaşla, ironi yapmış. Biz de o zaman bir ironi yapalım.
Bunu söyleyip duran mütekebbir AKP'liler gebelip gitsinler. İroni. İroni yaptı. Al sana ironi. Al sana ironi. Daha ötesi de mümkün ama bizden bu kadar. Peki. Ayı demek de ironidir az olan bu bağlamda. Onu da öyle savunurlar onlar. Peki. Evet, Doğan, sıra sana geldi. Ya son çok uzatmayalım diye benim sevgili Hakan Demir'den uzun süredir İnci ve Tweet okumadığını fark ettim. Onu okumak istiyorum. Yine o gece sokağa çıkma yasakları gecesi yaşanan marketlere saldırma ile ilgili olarak bir tweet atmış. Çok sevdim ben bunu. Diyor ki, bir anda herkesi sokağa döken bir sokağa çıkma yasağı. Dikkatinizi çekerim. Adı sokağa çıkma yasağı ama her nasılsa insanları bir anda sokağa döküyor. Ve buraya dikkat edin. Tıpta buna şok tedavisi deniyor. Virüs olan bitene anlam veremediği için şaşırarak geri çekiliyor. Böyle bir insan türüne rast gelmedim. Toplum türüne rast gelmedim anlamında. Bu kadar yani. Şey yapıyor. Abi vatandaşı gerçi iki ayağını bir pobuca soktular. Adamlar durdu. İki saat kala sokağa çıkma yasağı var. Yani işte bu kadar. O da 2.241 aile. Bak, haneden bahsediliyor. 2 milyon hane. 2 milyon hanenin virüsle olma ihtimali belirdi. Allah korusun. Ya çok vahim. Peki Adem. Tam bir Türkiye özgü bir durum. Süper bir örnek Türkiye'deki bu nepotizme, akraba, eş dost kayırmacılığına. Malum sokağa çıkma yasağı uygulandığı için köprülerden kimse geçemedi. Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerini. Peki geçemeyen köprüler için devletin ödemesi gereken, hazinenin ödemesi gereken paralar ne kadar? Rakamlara boğmayayım, sadece şunu söyleyeyim. Hani her gün cep telefonlarımıza mesaj geliyor ya, hala geliyor benim cep telefonuma da sürekli mesaj. İşte 10 lira atsana, 10 lira atsana falan, hani şey tabirle, magazin tabirle 10 lira ateşlesene abi. Nasıl bir cep telefonu kullanıyorsun Adem, de hala senin cep telefonuna mesaj geliyor ya. Benim hala Türkiye'deki numaram hala açık. Türkiye numaram hala açık. Bir gün dönüp kullanacağımı düşünerek tutuyorum. 12.000 rakamla söyleyeyim abi. 2 günlük köprüden geçilmeyen para yardım kampanyasında toplanan paradan daha fazla. Yani SMS'lerde toplanan para 2 gün boyunca Cengizlerin, Limakların cebine gidecek olan parayı bile karşılamamış. Ama sen yerli ve milli değilsin Adem. Bundan dolayı bunu kavramıyorsun. Çünkü Dede Korkut hikayesini hatırlatırım ben sana. Geçenden şu kadar akçe, geçmeyenden bu kadar akçe almak yerli ve milli olmanın gereğidir. O nedenle geçmeseler bile Cengiz'e ve Limak'a ödememiz gerekir bizim. Sayın iktidarımız muhtemelen onu sağlıyor şu an. Arkadaşlar yaz eksik söylüyorsunuz. Cengiz ve Limak ve saraydaki ortaklarına deseniz daha doğru olmaz mı bu paranın? Cengiz ve Limak'ın patronu bizzat saray olabilir. O nedenle ben oraya girmiyorum. Yani yoksa Cengiz Limak hayranlığından ziyade onlar o işe saraya bağlı oldukları için para oraya akıyor. Muhtemelen. Evet, peki. Sıra kimde? Adem sen de miydin? Ha bendir. Peki biliyorsunuz yayının bu saatinden sonra bende hatlar karışıyor. Ben bu tweet'i yazmışım ama kim yazmış yazmamışım. Unuttum onu. Şimdi çok ilginç. Askerliğini bedelli ile yapanlar uzaktan eğitimle tezkere verilecek. Biliyor musunuz? Bu virüs dönemi münasebetiyle askerliğini bedelli yapanlar uzaktan eğitimle internetten tezkere verilecek. Normal askerliğini yapanlar bir ay karantinada kalacak, garibanlar. Tam AKP rejimi diyor vatandaş. Evet, parası olmayan garibanlar bir ayda bir fazla. Bir cümleyle katkıda bulmak isterim. Erkan, önemli bir şey söyledim bence. Dün bir haber vardı. Hani sürü bağışıklığı falan filan mevzu var ya, koronavirüsle ilgili olarak sürü bağışıklığı. Enfekte olan herkes enfekte olsun, olmayanlar kurtulsun diye güzel bir yorumdu. Haberde var olan şey sürü bağışıklığı değil, sınıf bağışıklığı. Çünkü hangi sektörde olursa olsun işçilerin çalışması devam ediyor, işçiler çalışıyor, onlar ölebilir diye bakıyor yönetim, devlet, rejim, her neyse.
Ama İbrahim Kalın'ın açıklamasını duydunuz değil mi? Ya. Ay, İbrahim Kalın ekonomik sebeplerle biz bunu diyor tamamı sokağa çıkmaya yasağı yapamazdık diyor. Çünkü ekonomik kriz olursa bu iş hükümete sorulur. Abi söyledik ama vatandaş teker teker. 250 bine yakın kişi ölse bile sorun değil diyor şu an saray. Evet. Vatandaş diyecek kardeşim sen virüse yakalanmış ölmüşsün benim ne kabahatim var ama ekonomik kriz deyince oradan ben vaziyeti kurtaramam diyor. İbrahim Kalın bunu açıklamış. Peki Doğan sende sıra. Sen ben de bitti bu kadar. Peki Adem. Evet ben de son incimi okuyayım. Yani aslında bir sürü konu var ama internette sorun var sürekli düşüyor. Şöyle söyleyeyim. Aslında 15 Temmuz dosyalarına dair çok önemli şeyler var ama binlerce insanın hayatını kararttılar. İşte değişik absürt suçlamalarla. Bunlardan bir tanesi de ankesör suçlaması. Sen ankesörlüden arandığına göre sen gizli cemaatçisin deyip alıyor insanları, tutukluyorlar. Yıllar geçiyor, dosyanızda ilerleme sağlanamıyor. Böyle büyük mağduriyetler var. Mesela sosyal medyadan bir vatandaş paylaşmış. İşte eşime ankesörlü telefondan aranmış dediler, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. ETS kaydı inceleniyor duruşma esnasında. Eşi aynı anda, üç farklı, aynı saniyede, bakın aynı saniyeden bahsediyorum. Üç farklı ankesörlü telefondan görüşmüş gözüküyor. Diyor ki mahkemede diyor ki ya kardeşim ben bir kişiyim. Bir kişi üç ayrı ankesörlü telefondan aynı anda nasıl konuşur? Mahkeme tabii ki bunları ciddiye alıp bakmıyor ama böyle binlerce insanın hayatı kararmış vaziyet. Evet. Peki benim yani son yanlış oldu. Delilini uydurma oldu. Çok net ama insanlar hayatları cezaevinde geçmeye devam ediyor. Evet. Peki benim son incime gelelim. Son incim güzel bir haberle bağlamış olalım arkadaşlar. İnsanlara müjde olmuş olsun. İçimize inşirah salan, içimize su serpen bir haber bu. Teknoloji Bakanı Varank'tan geliyor. Varank şunu ifade etmiş. Aşı konusunda yürekleri su serpti. Hayvan aşısı üretebiliyorsak insan aşısı da üretebiliriz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank. Evet. Yaşasın. Peki. Ne kadar güven veren bir siyasetçi, ne kadar güven veren bir devlet adamı olduğunu düşünün. Yani nasıl içimiz rahatladı şu an itibariyle. Bak ben bu haberi görmemiştim mesela. Bir şey söyleyeceğim mesela. Şimdi öyle bir iğrenç bir hale geldi ki Türkiye. Yani şimdi iki gündür sosyal medyada işte özellikle Ergenekon muhiplerinde özellikle iktidar cenahlarında şöyle bir muhabbet dönüyor. İşte Profesör Ercüment Ovalı mıydı? Çok bilinen bir isim. Evet, Ovalı. Ovalı. Efendim, vay FETÖ'cüler işte o Mustafa Ulaşlı'ya hala da göreve de döndürmediler. İşte FETÖ'cü birisi nasıl olur da korona konusunda çalışma yapar bu konuda umut olur diye yememiş, içmemiş, düşünmüş ve Nedim Şener'in piyasaya işte vatansever, milliyetçi, muhafazakar profesör diye sunduğu isim iki gündür şöyle bir tablo var. İşte bakın FETÖ mağduru profesör koronaya umut oldu. İki gündür bunları parlatıyorlar. Sayısız şey gidiyorlar. Ya Ovalı'nın ne olduğunu biraz dönün arşive bakın. Kim olduğuna bir bakın. Ya adam 26 kişinin ölümüyle yargılanmış. Sayısız sabıka problemi olan birisi ve ama ne oluyor? İşte vatan millet Sakarya dersen işte ödül ekrana işte Eren'in fotoğrafıyla çıkarsan vesaire bir de FETÖ mağduruyum dersen hadi hoppala işte. Yani bu kadar, cümle bir katkıda bulunmak isterim Adem ona. Bu ilginç bence altı çizilmesi gerekiyor. Ovalı hikayesini kim olduğunu gerçekten hiç araştırmadım bilmiyorum ama Ovalı hikayesini Oda TV Ulaşlı'ya alternatif akademisyen evet, diye çıkardı. Ve Ulaşlı'ya alternatif akademisyen çıkarma ihtiyacı bile zavallılığın, acziyetin ve yenikliğin ifadesidir. Adam malum ki çok açık, hakkında soruşturma bari yok gibi saçmalıklara girmeyeceğim. Diyor ki ben korona virüs üzerine çalışmış bir akademisyenim, katkı sunabilirim. Bunun yerine hayır o FETÖ'cü ya da bilmem ne filan değil. Alın bize bir Ergenekon sanığı, Balyoz sanığı neyse işte yani. Akademisyenimiz var. Asıl o laboratuvarında çalışıyor demek sadece zavallılık ve acziyettir. Bu acziyet de hüzünlü yani. Hüzünlü. Bir de söylediği şeyin de en büyük sıkıntısı şurada. Hani bu acziyetin dışında ya umut tacirliği yapıyorsun. Bahsettiğin ilaç zaten piyasada olan bir ilaç.
Yani binlerce insan umutla saldırıyor. Çünkü korona tedavisi gören binlerce insan var. Ya yapmayın yani, bu kadar da düşünmeyin. İnsan sağlığından bahsediyoruz. Evet. Peki programımızın sonuna geldik. İzleyicilerden bu teknik problemimizden dolayı özür diliyoruz. Elimizden gelen bir şey yok. Ama umarım haftaya tekrar böyle bir teknik bir arızayla karşılaşmayacağız. Yani bu haftalıkta bu kadar. Adem, sana tekrar geçmiş olsun. Evinin su basmıştı. Geçmiş İnşallah haftaya abi. Kadar kurumuş olur. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.